Merhaba Bogomiller. Yolculuğumuz Katanya, Sicilya, Osmanlı Devleti, Sicilya'ya ilk adımı attık. Elif Hanım, yolculuğa çıkıyorsunuz. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Ya güzel gözükmek için gerekli açıyı, profiller. Evet, kapımızın dakikasına bakıyoruz. Şok. 11-17 dakika. Zaten bir... Zaten 10 dakika gittik. Şimdi bir 11 dakika daha geleceğiz. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım ya. Özlemişim. Özledin mi? 3 senedir çıkamıyoruz hiçbir tatile. Kaç 3 sene? 4-5 belki. Çocuklarından uzak olduğun için mutlu musun? Yani bu da değişik bir tecrübe. Ara sıra yapmak lazım. Ben bunu Zeynep'e göstereyim de tamamdır. Bence Zeynep şu an hayatından çok memnun. Umurunda değil beni ya. Beni aramıyor. Evet. 13 daha şey. Özlemliyorum. İlk durağımız Katanya, oradan araba kiralayıp Sirakuza'ya geçeceğiz. Sirakuza'dan da diğer yerleri gezmeye devam edeceğiz. Tesadüfen Sirakuza'da geçen kaldığımız yerde kaldık. Nasıl kalacağız? Biz böyle bed and breakfast yerleri Airbnb'den bakıyoruz. Lorella ile yazıştık. Kendisinden tradisyonel Sicilya kahvaltı isterseniz her şeyi bademle yapıyorlar arkadaşlar. Badem çok meşhur yani, mandorla hemen hemen her yerde. Her şeyin içine koyuyorlar yani, sütün, ondan sonra işte ne bileyim tatlıların falan filan, badem yemekten bir hal oluyorsunuz. Başlıyoruz. Gereksiz heyecanlar. Cynical böyle, babalar ve oğullardan çıkmış adam gibi. Çağ dinlerken öyle heyecan yapılması adetlendir. Evet. Evet, Katanya'dan arabamızı aldık. 4 saat sürmesi gereken süreç sadece 1 saat sürdü. Sicilya yollarına 1 saat bile sürmedi, 10 dakika sürdü. Biraz erken gideceğiz. Evet, Sirakuza'ya, Arşimet'in memleketine. 4. yüzyılın Kartacalılarla sürekli savaşan Sirakuzalılarına gidiyoruz. SS 114'teyiz arkadaşlar. Strada Statale 114'te yavaş yavaş yolumuza gidiyoruz. İnsanlar dinliyor bunlar. Uçakta çok garip bir şey oldu. Adamın biri, ben tuvalete kalkınca ortamıza bir İtalyan oturttular. Soldaki Türk de çok kızdı. Elif gelip kendi kendine oturdu. Adam çok kızdı, dövecekti. Onu döverse benim de üstüme bir şeyler dökülür diye sakinleştirmek zorunda kaldım. Yoksa dövsün bana. Şimdi Sirakuza'da otelimize giriyoruz. Daha doğrusu otel değil, bed and breakfast'a. Gatto e Volpe. Il gatto e la Volpe. Yani ya kedi odasında kalıyorsunuz ya da tilki miydi bu? Tilki odasında. Ama ikinci kere ne yazık ki. Çok enteresan birkaç detay var. Onları da söylemeden edeceğim. Bir tanesi, hayatım bak senin için çiçek yaptırdım. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kadın aradım söyledim ya. Niye inanmıyorsun? Hiç inandım. Gerçekten çok kocam harika. Ya şunu hakikaten çok enteresan bir şey. Bak şeyi gösteriyor. Pioggia, variabile bel tempo, hava güzel. İşte şöyle böyle pioggia, yağmur yağıyor, fırtına. Buraya doğru gidince Gran Secco'da sek içiyoruz diyoruz ya. Secco kuru demek, büyük seklik. Burada da Secco, normale umido, humid yani nemli, normale. Bak. Çok iyiymiş, bundan eve alsak. Evet. Eve mi alacağız? Kızım antika bu Allah'ım. İkiye gidip alalım ya. Hayır, Amerikalı bir yerden. Amerikalı. Bunu mu taşıyacağız abi? Yerden. Burası thinking room olarak. Gayet. Gerçek natürümü yakalamış durumda. Bu balkonu çok güzel. Evet, genelde çok sıcak olduğu için bugün hesap da çok sıcak değilmiş. Hep böyle tentelerle örtülmüş ya da kepenklerle. Yeşil persona dedikleri, bizim jaluze dediğimiz kepenklerle hep örtülüyor. Evet. Orada da böyle. Hadi gidip şimdi. Evet, şimdi Ortigia Adası'ndayız. Hatta Sirakuza'nın Città Vecchia dediğimiz, Surici dediğimiz eski kısmına giriyoruz ve bu köprüden geçiliyor. Burası bir ada. Turistik birçok şey burada. İşte Piazza Archimede, Archimede mekanı diyelim. Archimede meydanı. Buranın katedrali falan hep burada, birazdan göreceğiz. Aynı zamanda dediğim, turistlerin çok rağbet ettiği bir yer. Şöyle etrafa bakarsanız burası bir su kitlesiyle çevrilmiş durumda ve bir bot nolleciar edebilirsiniz. Yani bir bota bir bot kiralayabilir ve buraları gezebilirsiniz. Birazdan zaman kalırsa, eğer yediğimiz makarnadan kendimizden geçmezsek,
Biz de bunu yapacağız. Şuradaki ilginç bir bina, özellikle o dönem eskilerden kalma, gördüğünüz gibi o aşı rengi dediğimiz rengi burada da çok kullanıyorlar. Güneşe karşı korumalı olduğu için. Hemen ileride de zaten Siracusa'nın portu var, portosu var. Daha sonra da Maniaçi, Castello Maniaçi'ye, Maniaçi Hisarı'na da oradan geçeceğiz. Şimdi şurada biraz, şurada pazar var. Pazardan bir şeyler almak istersen hayatım, her zaman bekleriz. Ha? Dediğim gibi birazdan. Buradan o şu komik şapkayı buradan almıştık değil mi? Keşke getirseydik. Getirdik de keşke kafama taksaymış. Çok çok sıcak. İtalyanlar da Türkler kadar kamera, şu kadar kamera görünce bakmadan edemiyorlar. Beni gıcık ediyorlar baktıkları için. O yüzden dediğim gibi hızlıca çekmek zorunda kalıyoruz. Bugün hava çok sıcak. Hakikaten fenalık geçirmek üzereyiz. O yüzden ilerleyelim. Evet, bunlar çok fazla granita dediğimiz o buzdan yapılmış şeyi çok seviyorlar. Onun da bademlisi var, demin gördüm. Burada bir antik temple, mabet görüyorsunuz. Apollo mabedi, M.Ö. 6. yüzyıldan kalma. Ama daha sonra işte eklemelerle falan biraz daha genişletilmiş. Burada da bir hemen arkasında bir kilise var. Bu tip antik yerlere çok fazla bir şey kalmıyor. Hayal etmek biraz zor. Ama ben gene de göstereyim. Serinledik vallahi. Evet arkadaşlar, serinlemek istiyorsanız böyle. Bu pek ara sokak değil. Buranın ana sokaklarından biri Ortigia'nın. Ya ama orada mağaza falan yoktu. Via del Collegio. Bak kolej. Ted sizin şey. Buraya da açmışlar. Ted her yeri açmış. Sadece Ankaralıların anladığı bir espri yaptık. Ne diyor? Ferdinando III, Triusque Sicilia, Rey Clementissimo. Evet, Sicilya Kralı 3. Ferdinand 1706. 28 Aprilinde hala Latince yazmış. O dönemin Latince yazmaları enteresan. Arşimet'tir. Kim olacak? Uydurdum ama pek tanımıyorum yani, Arşimet olabilir. Ya zaten Arşimet'i nereden biliyor olabiliriz yani. Rahatlığa bakar mısın? İtalya resesyonda, ondan sonra insanlarda para yok ama dışarıda görüyor musun? En pahalı telefonlar sizinle geçtiğini bilmiyor. Ondan sonra insanlar çalışmıyorlar yani, sürekli alışveriş yapıyorlar. Ama saat 3'te kapatıyor, 7'de açıyor diye. Hazır mısınız? Açılışı yapmak istiyor musunuz? Buyurun. Şapır şapır yerken Türk halkısı görsün. Ançuez burada çok meşhur. Bir de her şeye olive koyuyorlar. Her şeye zeytin koyuyorlar. Ekşi tatları seviyorlar. Aynı şey neydi ya? Çam fıstığı. Hakikaten güzelmiş. Düşünüldüğü kadar ağır değil yani. Bu Santa Lucia alla Badia. İçinde Caravaggio'nun meşhur Il Seppellimento di Santa Lucia var. Onun hikayesini de içeri girince anlatacağım. Ama önce bir... Evet, şu anda arkamda Duomo'su var, Siracusa'nın. Duomo en büyük, aslında katedral, en büyük kiliseye burada Duomo deniyor. Dom kelimesinden falan gelmiyor. Duomo tamamen kubbe falan demek değil. En büyük katedral çok fazla. Özellikle Amerikalılar bunu çok fazla karıştırırlar. Aslında burası çok eski bir mabet. Yunanlardan önce bile burada bir mabet vardı. Daha sonra Yunanlar dorik bir mabet yaptılar. Athena mabeti. 6'ya 14 kolondan oluşan bir mabet. İçeride bazı o kolonları parçalarını görebiliyorsunuz. Daha sonradan çıktı. Ardından da 7. ya da 8. yüzyılda, şimdi tam hatırlamıyorum, 6'ya yazarım. Burası bir kiliseye çevrildi. 9. yüzyılda Müslümanlar geldiğinde, burayı fethettiğinde, Sicilya'yı fethettiğinde buraya bir cami yaptılar. 11. yüzyılda Normanlar geri dönünce tekrardan kilise yaptılar. Fakat da bu arkada kiliseye bakınca diyeceksin ki, ya hocam ne alakası var bu kilisenin neresi orta çağ kilisesi? Ama zaten bu işler böyle. 1993 yılında büyük bir deprem oldu. Hem bu hem de yerdeki, yandaki Santa Lucia kilisesi neredeyse tamamen yıkıldı ve yeniden yaptılar.
Evet, zaten muhabbetler hep böyledir. Yani zaten bir şehrin bir saray bölgesi olur ilk zamanlardan beri. Bir de muhabbet bölgesi olur. O muhabbetler üst üste şey yapar. Mesela bize camilerin kubbeli olması da ondan önceki Bizans yapılarının, kiliselerin, Ayasofya gibi kiliselerin kubbeli olmasıyla alakalıdır. Kubbeyi biz camiyle özdeşleştiriyoruz. Ama Roma'ya da gitseniz, San Pietro'da onu göreceksiniz. İşte Floransa'ya gitseniz kubbeyi göreceksiniz. Ama ondan önce de aslında Bizans kilisesine alır. Bütün camiler kubbeli değil. Arap camilerin büyük bir çoğunluğu kubbeli değil. İşte o her yerin kendine göre. Mali'ye gidiyorsunuz, Cenne'ye gidiyorsunuz. Orada bambaşka bir mimari var. Dolayısıyla hep aynı yeri yapıyor. Gene Cordoba. Daha Cordoba Katedrali'nin dibinde de o zaman ki Avrupa'nın en büyük ikinci katedrali olması lazım sanırım. Onun dibinde de mesela bir şey cami olduğunu biliyoruz. Hep aynı yerlere yapıyorlar. İki tarafta iki tane havarinin şeyi var. Çok bu son derece barok bir bina. Şimdi içeri geçelim. Bakalım neler varmış. Millet ibadet ederken biz turizm yapalım. Tabii arkada burası piyasası. Arkada gene bazı barok esintiler var. Yani burada çok fazla orta çağın üstüne baroğun bindirildiğini görüyoruz. Yani bizim bildiğimiz ana barok merkezlerin dışına çıktığı zaman her yerin lokal şeyi var. Barok deyince aklımıza Venedik geliyor. Aslında Venedik diye bildiğimiz her şey barok. Yani Venedik'te barok olmayan bir şey çok az insan bilir. Barok üstüne barok üstüne barok. Bizim böyle 1000 yıllık tarih diye zannettiğimiz şeylerin büyük bir çoğunluğu aslında 300-400 yıllık Avrupa'da da. Evet, orada görüyoruz Habsburgların meşhur blazonu. 4 ayrı krallıktan. İşte var ve üstüne Kartal, Kartal Roma İmparatorluğu'nun simgeliyor. Habsburglar 1700 yılına kadar burayı yönettiler İspanyollar. Charlekenden hatta Aragonlu Ferdinand'dan itibaren. Zaten Sicilya hiçbir zaman Sicilya tarafından yönetildi. Sicilya tarafından yönetilmedi. Sirakuza'nın düşmesinden sonra önce Romalılar, ardından işte Orta Çağ boyunca Müslümanlar, sonra Normanlar, daha sonra da işte ya Aragonlular işte ya da İşte daha sonra Aragonlardan Kastilyalılara geçecek. Hep dışarıdan yönetildi. Buranın krallarına da baktığınızda genelde burada oturan tipler değiller. Bir tane çok meşhur Holy Roman Emperor var. Roma Germany Emperor Frederick Barbarossa. Onun kendi kişisel mülküydü burası. Yani imparator olarak seçiliyorsunuz ama kendi kişisel bir mülkünüz olması gerekiyor. Orası Sicilya'ydı. Zaten onu yaptı. Castellammanea şeye birazdan gideceğiz. Eski bir Bizans kalesini modifiye etmiş. Krallar, kraliçeler de geldiği zaman zaten orada kalıyordu. Oraya da geçeceğiz. Şimdi içeri geçelim istersen. Evet, şu anda katedralin içindeyiz. Katedralin işte klasik bir katedral. Zaten katedral aslında evet, taşlardan oluşması ilginç. Katedral aslında bir bina şekli. Bu tip böyle yapılara, bir navesi olan, yandan iki yerden koridorları olan yapılara katedral diyoruz. Aslında Roma döneminde katedraller, Ayasofya'da bir katedral. Roma döneminde katedraller ilk başta laik binalardı, devlet işleri için kullanılıyordu. Daha sonra iş değişti. Bambaşka bir yere gitti. Çünkü Roma'da yani seküler devlet sistemi çöktü. Onun yerine kilise. No, prega. Mermerleri görüyor musun? Bunlar çok özel. Yukarıda dandik barok görüyoruz arkadaşlar. Hiç sevmediğim bir tarz. Amcamız dua ediyor, rahatsız etmeyelim. Burada görüyorsunuz hakikaten ikona krazmanın çıktığı kadar var. Katoliklerin kendi yapısı içinde böyle azze tapma, azin kemiğine tapma, ex voto bilmem ne çok fazla var. Putperestlik az safhada yani arkadaşlar. O yüzden ikonoklazma diye bir hareket çıkmıştı. Yani Hristiyanlığı tamamen alan ikonlara tapma. Yani Hristiyanlığın tek dinlerin yasakladığı bir şey genelde. Yine bir şirk olarak gördüğü bir şey. Doğu Hristiyanlığı fazla olan bir şey değil ama figüratif imajlar yani kendini gösteren işte ne bileyim insanların değebileceği heykel, işte özellikle resim falan çok şey. Özellikle Baroğ'un ortaya çıkmasında 16. yüzyılda protestanlık çıktıktan sonra insanları eğitmek amacıyla da kullanılan bir şey. Kiliseye giriyorsunuz, şimdi cahil halksınız. Hristiyanlık hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Muhtemelen siz de bilmiyorsunuz. Nasıl öğreneceksiniz? İşte buradaki tablolarla falan şey yapıyorsunuz. Yukarıya işte ne bileyim In honorem gloriosus Virginis Maria işte The Most Glorious Virgin Maria'nın onuruna diye bir şey yazıyor Latince. Tamam hadi bunu çıkardın, ne yapacak? İşte buralara bakıyorsun. Burada anlatılan hikayeler, işte İncil'deki hikayeler, İncil'de İsa'nın başına gelenler, işte ne bileyim ya da azizlerin ölümleri falan hep bunlarla ilgili şey. Çok bence mataf bir şey değil. Dediğim gibi bir dönem camilik de yapmış. Evet. Tavan komple 18. yüzyılda tekrardan bunların hepsi yapıldı. Çünkü bak o eski Athena döneminden kalan hı hı. kolonları falan filan da. Biri çok eşitmiş evet. zaten. Evet. Bu arada burada düğün var.
Neyse çeyrek yok, o yüzden hemen uzuyoruz. Yani çeyrek. Taze veriyorlar bak gelenlere. Yani. Yani 10 Ağustos'ta Kıvanç'ın düğünü var, aklıma o geldi, moralim bozuldu. Hemen yurt dışına çıkmam lazım. Yelpaze götüreyim. Yelpaze götüreyim mi Kıvanç? Bizdeki şey böyle diye. Evet. İşte yani sıradan bir katedral, çok matah bir katedral değil dediğim gibi. Fazla dekoratif falan değil. Birçok yerde bundan çok daha güzelini görürsünüz. Gömdük ama. Evet, şimdi hemen Il Duomo'nun yanındayız. Santa Lucia alla Badia Kilisesi'nin hemen önündeyiz. Burası enteresan çünkü burası Santa Lucia'nın öldürüldüğü yer. Daha doğrusu öldürüldüğü yer, aynı zamanda fahişeliğe sürüklendiği yer olarak kabul ediliyor. Santa Lucia'nın hikayesi enteresan bir hikaye. Santa Lucia işte aynı böyle Luis Buñuel'in Viridiana filmindeki gibi fakirlere çok yardım, bütün parasını da fakirlere veren falan biri. Daha sonra Hristiyan olunca ispiyonuyorlar bunu Hristiyan oldu diye. Hristiyan olmanın cezası olarak da kendisini genel eve sürüklüyorlar. Fahişelik yapmaya, seks işçiliği yapmaya zorunda bırakıyorlar. Ama mucizevi bir şekilde Tanrı müdahale ediyor, Allah müdahale ediyor. Ve Santa Lucia'yı yerinden kıpırdatamıyorlar ve boğazını kesiyorlar. Boğazını kesip öldürüyorlar. Tam öldüğü, düştüğü yerin burası olduğu söyleniyor. Burası 1693 depreminde aynı Il Duomo gibi, katedral gibi tamamen yıkıldı ve tekrardan yapıldı. İkinci Savaş'ta da çok ağır darbe gördü. Birçok renovasyon geçirdi. Hangi parçalar renove edilmiş falan bakarsanız. İki kolon hakikaten ilginç gördüğünüz gibi. Yine barok özellikler görüyorsunuz. Sicilya'da çok fazla görülen deniz kabuğu. Bir başka kilisede daha önce görmüştük. Yine Habsburgların blazonu, meşhur kalkanlar üzerindeki o amblemi de burada görmek mümkün. Daha da önemlisi içeride Caravaggio'nun Il Sepolimento di Santa Lucia, Santa Lucia'nın gömülmesi adlı eseri var. Bu eser tam da bu işte boğaz kesilip yere yatırılma, işte yere düşmesi olayını anlatıyor. Caravaggio hayatının bir döneminde Malta'da hapis. Malta'da buraya çok yakın. Malta'dan hapis kaçıyor. Buraya geliyor. Buraya geldi ilk bulduğu iş. Yani bataktan kurtulma hikayesi diyebiliriz. Caravaggio'nun barok dönemin önemli ressamlarından Caravaggio'nun. Hadi Caravaggio'nun hikayesini görmek istiyorsanız The Power of Art, Simon Massa'nın orada çok güzel anlatıyordu. Simon Schama, Simon Massa casus. Ben Sultan'ın casuslarından biriyim. Simon Schama'nın Power of Art belgesinde çok güzel hikayesini anlatıyor. Onların kendi nasıl bir tip olduğunu, niye hapse düştüğünü orada çok güzel göreceksiniz. Şimdi gelin Santa Lucia alla Badia'ya bir bakalım. İçeride Caravaggio'ya bir göz atalım. Bakalım içerisi nasıl bir yermiş. Evet, burada Santa Il Sepolimento di Santa Lucia'yı görüyorsunuz. Santa Lucia'yı şöyle şurada geldi. Onu genel eve sürükleyen hain paganlar arkadaşlar. Santa Lucia'nın hikayesi de bu. Lucian Describe It Diamonds diyoruz. Evet, sıcak denizlere ulaştık. Nihayet ki şu an. Evet, soldan Castellammanaşe'ye gidiyoruz. Sağda da Fontane di Aretusa. Aretusa bir nimf Yunan mitolojisinde ve Arkadya'daki evinden kaçıyor. Aslında önce bir gün nehirde yıkanırken nehir tanrısına aşık oluyor. Daha sonra ama kendisine Artemis adından bakire kalmak zorunda olduğundan kaçıyor bu aşktan. Daha sonra Artemis'e sığınıyor. İşte Artemis onu saklıyor falan filan. En sonunda Arkadya'dan kaçıp buraya geliyor ve burada bir çeşme olarak tekrardan ortaya çıkıyor diyelim. Siracusa çünkü Yunan mitolojisinde önemli bir yere sahip. Burada da işte Castellammanaşe'yi birazdan göreceğiz. Bir Bizans kalesi iken 13. yüzyılda Frederick Barbarossa tarafından tekrardan inşa edilen, daha sonra buranın krallık kraliçelerinin de uzun süre kullandığı bir kale olarak karşımıza çıkacağız. Bakın şu garip koni şeklindeki bizim ev orada. Ha, ya, mene frega niente tutti cazzi ya. Tutti cazzati dai. İşte buradan tekrardan doğmuş Aretusa. Daha fazla bilgi isteyenler için zaten diyor Yoronelle nymphe dell'Accia, Akkadya'nın nimflerinden biriydim. İşte habire işte tarlada bahçede koşuyordum, çok şeyde ormanlarda koşuyordum falan. Lyons Club yaptırmış, görüyor musun bak? Her yerde dünya yöneten görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, burada İngilizcesi de var, görebilirsiniz. İşte buradaki çeşme antik çağlardan beri ona
adammış şöyle görmek mümkün. Gördüğünüz gibi kimse para atmamış. Hakikaten çok güzel bir yer. Yok. Vardır. Bir tane var yani. Vardır da ne bileyim, böyle balıyla meşhur bir yer. Urfa mı burası? Gece gelmiştik buraya. Evet. Tekrardan Akdeniz'i götürüyorum. Allah'ım ya Rabbim, yüzemedik. Sizin için yüzemedik henüz arkadaşlar. Evet. Hadi Castello'muza gidelim. Immobiliare. Baba işten de hatırlayacaksınız. Emlakçı demek. Immobilia Ortigia. Ortigia şu anda üstünde olduğumuz adı zaten, daha önce söylemiştim. Her taraf bar, bir sürü. Turist silkelemece burada yok. Türkiye gibi olmadığı için. Largo Aretusa dediğimiz, işte böyle uzun yollara. Vincola'ya da Largo deniyor. Evet, 0.24 her türlü çekeriz diyorlar. Çekerler arkadaşlar. Ben çok ceza yedim. Evet, İtalya'da şöyle de bir kural var. Buraya gelecekler için söyleyelim. Arabanızı tarihi kısma sokamıyorsunuz. Ancak orada yaşayanlar sokabiliyor. Özel bir bip bip sistemi var. Biz Palermo'da yanlışlıkla girdik. Hayır, çak diye ceza yedik. Evet, şimdi Castello Maniaci'nin önündeyiz. Burası Yorgo Maniakis adlı bir Bizans generali ilk defa burayı yaptırıyor. Daha sonra tabii Bizanslar burayı kaybediyor. 13. yüzyılda Frederick Barbarossa burayı tekrardan inşa ediyor. Bizim için önemi daha sonra, işte buralarda aslında fazla saray falan filan yok. Hep böyle yerler kullanıyorlar. Zaten Orta Çağ'da böyle bu tip askeri yapıları saray diye kullanıyorlardı. Sicilya kraliçeleri falan burayı kullanılıyor. Bazen buranın kendi yerel meclisi falan da burada toplanıyor. Hatta baronlar falan, burada meşhur bir baron katliamı da oldu. Aragonlu Pedro sanırım. Artık daral gelmiş buradaki böyle mafyatik, feodal şeylerden. Onun valilerinden biri hepsini topluyor. Sonra hepsini burada bir güzel öldürüyor. İçeri girmek ne yazık ki mümkün değil. Bugün restorasyon varmış. Halbuki bir kale görmek, beraber gezmek isterdim. Yunanistan'da çok güzel bir kale. 18 yüzyılda kalan, beraber gezmiştik hatırlıyorsan o sözünde. Palamedes Kalesi. Evet. Evet, Zeynep bir yaşındaki Zeynep'le oralara çıkmıştık. Allah'tan düşürüp kaybetmedik oralarda. Güzel bir kale. Her tarafı dört başı mavi bir kale. Edinburgh Kalesi de öyledir. Güzel kaleler gezmek istiyorum size. Çünkü kale benim ilgilendiğim bir alan. Kahraman Şakul sağ olsun, o kaleler üzerine uzmandı. Ben deniz tarihçisiyim aslında ama kaleler de hakikaten benim çok sevdiğim bir şey. İçeride baktığınız eski tipik kaleler, bizim bildiğimiz anlamda sonradan eklenen şöyle gördüğünüz bastiyonlar var. Bunlar top koyulması için daha sonradan tekrardan böyle çıkıntılar yapılmış. Bunlar belli ki 16. yüzyıldan sonra yapılmış. Burası aslında denizden gelecek bir saldırıya karşı koruma amaçlı ama ondan da önemlisi buradaki işte kralın, dışarıdan gelen bir yöneticinin falan filan yönetimin merkezi olarak askerleri falan burada duruyor. Kapıda artist bir İtalyan görüyorsunuz. Kesinlikle oralarda ne yapıyor acaba güneş gözüyle? Kapalı bir şey kapısına bekliyorsun. Ne kadar zor olabilir? Dediğim gibi ne yazık ki burası eskiden bir moat'la, bu açılır kapanır bir kapıydı. Ve burada bir şey vardı. Buralar suyla doluydu fakat daha sonradan doldurmuşlar tabii. Hemen gördüğünüz gibi burayı almak hemen imkansız. Dışarıdan geleceğiniz bir saldırıda Siracusa Limanı'nı ve Siracusa'yı korumak için yapılmış bir yer. Çok hoş bir kaleydi ama ne yazık ki göremeyeceğiz. Genelde tarihçiler ve tur rehberleri pek söylemezler ama bizim aslında gördüğümüz birçok şey 16-17. yüzyıldan sonra gördüğümüz. Yani Venedik'e gittiğinizde, işte Santa Maria della Salute'de gördüğünüzde, Rialto'da gördüğünüzde hepsi 17. yüzyılda yapılmıştır. Mesela Assis Gridoniana 1, Rialto'nun orijinali aslında 16. yüzyılın sonlarına doğru yapılıyor galiba. Şimdi tam hatırlamıyorum. Bakarım, altta da yazarım. Ama mesela 1520'lerde onlarda geçen bir hikaye oldu. Hatta 1990'larda geçiyor değil mi Assis Gridoniana? Doğru. Borcalar 1500'lerin başında geçiyor. O zaman orada şeyi görürsünüz. Tahta bir köprü vardır. Dolayısıyla birçok yerde, mesela Elhamra'ya gittiğinizde de orada işte 1000 yıllık şeyler var hesapta, süslemeler, ama onlar böyle çok azdır. Orada hatta gösterirler onun nasıl tekrardan yapıldığını. Zaten o 1000 yıllık, 800 yıllık onlar kapkara, tanınmaz hale geliyor. Dolayısıyla bizim aslında tarihte gezdiğimiz büyük bir şey rekonstrüksiyonu. Türkler bu işi abarttı. Mesela benim ailem yaşadığı Değirmendere'de, Gölcük'te bir kervansaray yaptı belediye, böyle hiç alakası olmayan bir yerde yani, köylerin orada. Onun dışında mesela işte Çandarlı'da bir kale çıktı mesela, hani vardır ama o kadar mükemmel durmamıştır. Çünkü bunda rahatıl kalıyor ve yıkılıyor. Tekrardan restore ediyorlar. Bazen restore ederken orijinalinden güzel yapıyor. Restore edilmeyen tarihi eser pek yoktur. Çünkü restore edilmezse ayakta durmaz. Ayakta durması
çok zordur. Ancak Ayasofya gibi falan olacak. Yani zamanında çok önemli olduğu için peyderpey restore edilecek. Çökmeden restore edilecek ama yani çöküp de restore edilen ya da işte büyük bir hasar görüp onu tekrardan yapılmayan yer hemen hemen yoktur. Birçok burada olay restorasyonda aslında sadık kalınabilmesi aslında. Aslında sadık kalınamadığı zaman hiçbir mantığı olmuyor. Türkler bu işi ne yazık ki o anlamda beceremiyorlar. Zaten kesinlikle umursadığı yok. Hep bunları eleştiriyoruz. Ama şunu da hiçbir zaman unutmayın. Türkiye'de beyaz yakalılar ya da eğitimler dahil eski İstanbul'u intramurosu sur içini pek bilmezler. Yani Kadir Has Üniversitesi açılmasa Balat'ı da bilmezler ya da Avrupa Birliği şey olmasa pek gezmezler. O yüzden hep bunlar böyle haber olunca duyuyoruz ama tarihi alana, demin onu da konuştuk ya, tarihi alana biraz sahip çıkmak lazım. Bu sahip çıkmanın bence Türklerin göçe, hep göçebe diyoruz. Türkler göçebe falan değil. 2020 olmuş ne göçebesi. Ama göçmen. Yani dolayısıyla herkes sanki o yüzden çok yurt dışına gidiyor. Mesela bir İtalyan'ı bağlasan Amerika'ya gitmez. Gitmez yani. Gitse de geri gelir. Çok örnekleri vardı. Türkler hemen gider. Çünkü Türkler zaten İstanbul'da 2-3 kuşak önce gelmiş. Anadolu'da da 2-3 kuşak önce gelmiş. Yani bunun istisnaları vardır. Ama baktığınızda aslında biz sahiplenmiyoruz ülkemizi. Evet, buralarda mesela bir komune kültürü olması, bu Roma hukukundan gelen bir feodal yapının da desteklediği bir hep yerinden yönetimin olması. Yani Sicilya'yı, Sirakuza'yı yurt dışından gelen bir kral da yönetse, buranın aristokratları hep yönetimde bir söz hakkı, söz sahibi ve bu kırılmıyor Venedik'te falan. Ben bunu görmüştüm. Oranın eskiler hep devam ediyor. Dolayısıyla siz gittiğinizde Kayseri'ye, bugün Kayseri'yi yönetenler Kayserili olmayabilir. Kayseri'nin eskilerinden değil. O eskiler ne oldu falan. Bunu incelemek lazım. Ben bunun tarihçisi değilim. Ama orada bir devamlılık var. Orada bir süreklilik var. Roma hukukunun getirdiği bazı, feodal yapının getirdiği bazı avantajlar var. Onlardan olabilir. Türkler de hep göçmen. Yani büyük bir çoğunluk adam Kafkasya'dan gelmiş. İşte burada, yani buradan da bir yere diplomaya çalıştı. Almanya'ya gitmiş, Almanya'ya gitmiş. Dolayısıyla pek, yani İstanbul'da yaşayanlar o köşkleri bilmem neleri alanlar da, yani onlar apartmana babam bir şey yapmadı. Onlar da hep Anadolu'dan gelenler AKP seçmeni yapmadı yani. Dolayısıyla herkes için geçerli. Zaten bizim en büyük problemimiz karşı siyasi görüşte gördüğümüz, olduğunu sandığımız arzular aslında hepimizde olması. Bunu fark etmemiz. Fakat insanın içi acıyor böyle yerleri gezdiğinde. Biz 2-3 yıldır hiç gezemiyorduk. Ben Türkiye'den zaten belli bir miktar çıkmazsam bana biraz böyle fenalık geliyor. Evet. 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 Aynen öyle. Kent kavramının yeniden ne olduğunu hatırlamadık. Ama Türkiye'de olan bir şey değil. Meydan kavramı da yok. Bizde evlerin avluları var. Kamusal alan pek ortak, regüle edilen bir alan değil. Sicilya'da o kadar. Yani Güney İtalya'da da avlular çok. Ama kuzeye çıktığınızda şehirlerin kendi kendini, bir Hansa Ligi şehirlerinde, bir Benelux'e, bir Lowcountry'de kendi kendilerini yönettiğini görürsünüz. Çünkü oralarda evler ufaktır, bahçeleri yoktur. Herkes meydana çıkar. Meydandan gelen bir kültür vardır ve o yüzden giriş sistemleri vardır. Tekerlekli arabalar var. Bunları birçok şeyde bahsetmiştim. Oysa deveden dolayı da böyle kargacık burucuk yolları olan, büyük meydanları olmayan, insanların meydanları olmadığı için hep ev misafirliğe gitti bizim gibi toplumlarda. Riyakarlık ve işte kent yapısına özen göstermede beraber görüyoruz. Çünkü kamusal alan önemli değildir. Kamusal alan değerli değildir. Oralar riyakar. Yani orada anormal etik değerler vardır. Kimse uymaz. Evinde hemen onları bozar ama dışarıda bir bilinçler falan. Hep bunlar ondan geliyor. Çok eski şeyler var. Hadi şimdi gidelim dondurma yiyelim. Değil mi? Bir dondurma yiyelim. Mandorla da olmasın ama ya. Yeter ya. Yeter fotomaç. Evet, Sicilya Halk Plajı'nı görüyorsunuz. Sirakuza Halk Plajı. Seramik işinde çok iyiler. Zaten seramiği evet İspanyollardan öğrendikleri, onlar da Mallorcalılardan ve oradan da İslam üzerine öğrendikleri söyleniyor. La testa di moro diye bir şey var. 150 euro. La testa di moro diye bir şey var. Bir sürü balkonda görürsün böyle moro, yani Arap kafası diye bir şey. Arap kafasında da, burada göremedim ama Arap kafasında işte hikayeye göre çok güzel bir kadın işte bir erkeğe aşık oluyor. Sonra da onun kafasını kesiyor kendisini hiç ayrılması. Çünkü adamın evli olduğunu öğreniyor. Yani hani akıl vermek gibi olmasın. Hiç benden ayrılması. Onu sonra vazo yapıyor. O da evet. O yüzden böyle ya bugün göremedik ama balkonlarda aslında görürsün. Ben hatırlıyorum. Görürüz. Şu da işte senin dediğin Sicilya'nın. Senin boyu. Evet. Yani 20. yüzyılda çıkmış 3 ayaklı kadın. Niye 3 ayaklı kadınmış ben bilmiyordum bunu. İşte şey, Sicilya'nın 3 köşesini temsil ediyormuş o ayakların her biri. Öyle diyor yani açıklamasına. Bir de aralarda başaklar var. Bunda o kadar belli olmuyor ama şimdi o da işte bereketini sembolize evet ediyor. Zaten bu heykeller, bu tabii modern bir şey ama mesela Maya şeylerine falan da bakıyorsun, tanrıları var. Kafasında 3 tane, işte 3 şey kafasında mısır falan oluyor. Hep böyle tanrıdan ilk beklentimiz bize ekmek versin. Yani kömür makarna ya. Evet, böyle çok değişik sanatlar şey var. Şu anda burası da demin çok kalabalıktı. Bir anda akşam evet. Mesela
dükkanları falan hep kapatıyorlar. 4'te kapatıyorlar. 7'de. Restoranlar, dükkanlar şu an kapalı. Saat burada kaç? Evet, biz Sicilyalılar nasıl para kazanıyor anlamadık. Yani bir dükkana gidiyorsun mesela. Diyelim işte basit bir dükkan, farmasiye. İşte şey, eczane. İçeride kimse yok. Bir tane çarotte aldık. Elimi kestim çünkü. 3.60. Bir ara bandı. Bir tane €1 kalıyor. Abi sen oraya nasıl döndüreceksin? Türk olduğum için hemen onun fizibilitesini evet hemen onun fizibilitesini yaptım. Yani bir oradan sağ olsan sana €2.500 lazım olsa. Kira bilmem ne, elektrik, su, vergi €5.000 lazım. 5.000 tane çarotte mi satıyorsun? Tehlikeli sulara girdik arkadaşlar. Hayatım be, çekim istiyorsun. Evet, Skonto, evet. Burada Saldi diye var. Aslında Skonto İtalyanca'dan geliyor ama Saldo'ya da Saldi diye. Rebaha, İspanyolcası. Evet, gördüğünüz gibi turistler. Omaşiye. Tanketpa. Endişelenme. We will shit dedi. Yani artık seviye görüp Fransız diyorsunuz. Ortada. Çok böyle hani Lamartin'den dizeler okumuyor. Evet, burada da Diana'nın yani Artemis'in Aretusa'yı, Alpheus'un nehirler tanrısının, bunlar Latince isimleri tabii. Oradan saklayışını, hani aşıktı demiştim ya, görüyorsunuz. 20. yüzyılın başında yapılan, 1907'de yapılan, o şanlı senede yapılan bir heykel. Bu da modern kısmında Syracuse'un biraz daha yeni binaların olduğu ve 20. yüzyılda şöyle bir bulvar yaratılmış. Ortadaki bölüm yıkılarak ve bu bölümde alışveriş falan da işte modern alışveriş binalarının olduğu taraf, böyle bir çeşmeye çıkıyorsunuz. 20. yüzyıl zaten 20. yüzyıl bütün özelliklerini taşıyor. 16-17. yüzyıl heykellerine pek benzemiyor. Evet, şimdi Osteria de Mariano'dayız. Yanında oğlumun yeri var. Geçen sene orada yemiştik. Burası biraz daha down to earth, halka açık bir yer. Ne söylesek? Bunu düşünüyoruz şu anda. Ben herhalde spagetti di sepia, sübiye. Ama iki anlamı var Türkçe'de. İtalyanca bir anlamı var. Mürekkep balığından spagetti söyleyeceğim. Elif de risotto con frutti di mare. Yani belki kapkara gelecek. Birazdan göreceksiniz. Bir de işte içecek bir şeyler falan filan söyleyeceğiz. Öyle karar verdik. Uzun bir sıra bekledik yani. Allora, un'insalata di arance e cipolla, un risotto di frutta di mare, parme spaghetti alla seppia e poi mezzo litro di vino bianco di casa e una birra piccola e anche cozze. Tutti insieme? Sì. Birra piccola? Sì, birra piccola e anche un mezzo litro di vino bianco. Ma sono solito? Ma sono di bianco? Ma sono mezzo di vino bianco? Sì. Evet. İşte frutti di mare di risotto. Risotto frutti mareli olunca ama o krema özelliğini kaybediyor. Biraz daha su. Her türlü götürürüm diyorsun ama anladım zaten. Bakacağız, bayağı da yiyemedim. Alle Vongole'yi yemediğim için kosyelerimiz, bunları lüpür lüpür götürürüm. Ve benim siyah makarnam, sübyeli, sepyalı siyah makarnam. Amcanın nasıl kafasını karıştırdım buradan. Anche il pane per favore. Şampanya. teknik açtı. Şimdi mekanın sahibinin sana dediğini de çekebilseydim iyiydi ama uyarı geldi. Danalar gibi dedikten sonra dedik yani sıyır. Mürekkep sıyırıyorum. Mürekkep balıklı makarnanın sosunu sıyırıyorsun. Tamam. Sıyırma diye bir kutu burada varmış demek ki. Evet. Almadı tabağını. Onu çekemedik tabii de. Bana dedi ki sen söyle, sıyırsın. Tamam. Afiyet olsun. Evet, kan şekerimiz yükseldi. Sonunda da digestif olarak Moscato dediğimiz yani böyle bir likörü getiriyorlar yanında. Bu unikuma benziyor biraz.
Macaristan'da da verirlerdi. Ama bu tip şeyler şekerli ama aynı zamanda işte dijestiyona yardım ediyormuş. Gerçi bana kovayla vermeleri lazım şu anda. Benim hazma yardım etmeleri için. Ekmekle de sıyırınca evet, tabağı. Ekmekle de sıyırınca. Onu hesap edemedim. Ben hesaplıyorum yani yediğim hamuru. Ama abinin direktifiyle. Ama bu çok şekerli bir şey değil. Evet, şekerli acı gibi bir şey. Evet. Bizim likör gibi, gibi biraz. Evet. İşte unik neydi bu gibi ismi? Moscato. Moscato. Evet, Syracuse'da bir gecenin sonuna geldik. Şimdi romantik bir ortamda kapamak istedim bugün. Yakamız var. Evet. Onu göstermek istedik. Burası aslında akşam üzeri insanların denize girdikleri yer. Evet, yani buralarda yani böyle çok... Evet. Yer. Hayır, burası o diyor, onun öteki tarafı. Yok, burası. Aa, hakikaten orası, evet. Evet, şuradaki merdivenler. Evet, ben şeye çıkacağız zannettim. Fontana'da. Aretuza'ya çıkacağız. Hayır. Evet, dediğim gibi Esplanada çıkmış oluyoruz. Oldukça yedik. Şimdi biraz yürüyüş yapmamız lazım ki. Ama ne yazık ki dediğim gibi ayaklarım, parmaklarım falan patladı daha ilk günden. Biraz da bu fizik işi yani. Kendine bakman lazım. Yarın Palermo'ya gidiyoruz hemen sabahtan. Gene şeyi gezemedik tabii. O öteki taraftaki şeyin kulağını falan gezemedik. Geçen sefer de gezemedik. Çünkü bir türlü şeyden çıkamıyor. Hiç göremedik. Zaten dediğim gibi Syracuse'da mafya olduğu da bayağı saklanan bir gerçek. Hatta onunla ilgili güzel de bu Giuseppe Fava'nın Mücadelesi diye bir film var. Orada anlatıyorsun. O böyle Syracuse, sanırım ondaydı. Syracuse'da mafya var falan, onu çıkarmaya çalışıyor ortaya. Ya işte Syracuse'da mafya mı olur? Biliyorsun mafya işte Occidentale'de yani Batı İtalya'da falan gibi şeyler söylüyordu. O yüzden burada aslında mafya buraya endemik değil. Arkadaşlar, Syracuse maceranın sonuna geldik. Şimdi yavaş yavaş çıkış yapıyoruz otelimizden. Hüzünlü anlar. Palermo ve suç dünyası bizi bekliyor. Of, ay. Dorella. Çenem diye ama. Ay. Devo dare 4 euro per la testa del comune, no? Sì. Aspetta. Allora. E invece per te questo piccolo ricordo. Ah. Per lei, non per me. Io l'ho preso evidentemente senza prendere. Per pregnarmi di essere tornati. Allora, presto, forse nel futuro ritorniamo, eh? Dipende. Allora, vi aspetto. Sì. Perché? Sì. Ah, cosa facciamo? Facciamo un vlog per YouTube, ma 100.000 di persone verrà questa sera. Sì. Vanno bene, un po' di pubblicità non fa male. Sì, allora anche sì, gli ho detto. Sì. Questo è un channel di YouTube, Omnibus. Te lo invierò quando abbiamo messo online. Online. Perfetto, sì, te lo invierò. Sì, te lo invierò il link. Okay, allora. Buona continuazione di vacanza. Sì, fino a Palermo, vediamo. Fino a Palermo. Queste sono cose. Ah, sì. Non mi lasciate niente perché qua non mi posso raggiungere. Anche prendo perché anche io non sono in vacanza purtroppo. Sì, ci vediamo. Oh. Ciao Lorella. Ciao, ciao. Ciao Lorella. Divertitevi anche per me. Lascia che. L'ascensore più veloce del mondo questo, sì, eh? Dei premi. Sì. Ciao, 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 ciao.